Tekrar hoş geldiniz. Bu derste yazılım güvenliğinde kullanılan birkaç terime bakacağız. Güvenilmeyen girdi, zafiyet, payload veya güvenli yazılım gibi bu terimleri zaten bildiğinizi düşünüyorsanız bu dersi atlayabilirsiniz. Ancak yine de bu kısa derste benimle kalmanızı tavsiye ediyorum çünkü eğitim boyunca kullanacağımız terimleri burada tanımlayacağız. Göreceğimiz ilk terim kötü niyetli kullanıcıdır hacker veya saldırgan gibi alternatif isimlerle de niteleyebileceğimiz bu kişiler programlarımızı bozmak isteyen rakiplerimizdir. Bu rakiplerin finansal kazanç, rekabet, siyasi veya dini gündem gibi çeşitli motivasyonları olabilir. Ancak bu motivasyonlar bizim için çok da fark etmez. Ne isim verirsek verelim, hackerlar gerçektir ve uygulamamızın etrafında sinsi sinsi dolaşmaya başlamaları sadece bir zaman meselesidir. Ek olarak bu anlamda rakiplerimiz arasına güvenlik testleri yapan uzmanları da alabiliriz. Bu uzmanlar etik hackerlar olarak da bilinirler. Herhangi bir kötü niyetleri yoktur ve günlük görevleri uygulamamızda açıklar bulmaktır. Buldukları bulguları da özel olarak rapor ederler ve buna karşılık ödeme alır veya ödüllendirilirler. Bir sonraki terimimiz güvenilmeyen girdiler. Çalışan uygulamamız ve bileşenleri etrafında hayali bir güven sınırı düşünün. Bu sınırın dışındaki her şeyi güvenilmez olarak kabul etmeliyiz. Kötü niyetli olabilirler veya olmayabilirler. Ancak ana fikir güvenilmez olmalarıdır. Sınırımızın içindeki diğer her şeye ise güveniriz. Yazdığımız kodların bir kısmının sunucu tarafında bir kısmının ise istemci tarafında çalışabileceğini unutmamalıyız. Dolayısıyla tüm uygulamamızın farklı bileşenleri etrafında birden fazla güven sınırımız olabilir. Yine de bu sınırları dışarıdan içeriye aşan tüm veriler güvenilmeyen girdi olarak nitelendirilirler. Çoğu zaman dışarıdaki aktörlerden yani örneğin kullanıcılarımızdan girdi almamız ve kullanmamız temel bir gerekliliktir. Ancak Gerekenden daha fazla girdi alanına sahip olmak uygulamamızı başarılı saldırılara karşı daha duyarlı hale getirir. Dolayısıyla gereksiz girdi alanlarını ortadan kaldırmak önemli bir güvenlik stratejisidir. Ve bu aynı zamanda bir derinlemesine savunma stratejisi veya saldırı yüzeyini en aza indirme olarak da düşünülebilir. Peki bir bilgisayar korsanının yani hacker'ın Uygulamamıza saldırmak için kullanabileceği farklı girdi alanları nelerdir? Başka bir deyişle, güvenilmeyen girdilere ilişkin bazı örnekler hangileridir? İşte size temel bir liste: Gizli olanlar dahil HTML form değerleri, query string ve path parametreleri de dahil olacak şekilde URL parametreleri, HTTP kukileri yani çerezler. HTTP header'lar yani başlıkları veya HTTP body'leri veri aldığımız ve işlediğimiz dış servisler, veri tabanları, LDAP sunucuları veya yapılandırma dosyaları gibi yerlerden aldığımız veriler. Bu güvenilmeyen girdi kaynaklarının bazılarının diğerlerine göre daha yüksek güvenlik risklerine sahip olduğu açıktır. Örneğin, bir yapılandırma dosyasından okuduğumuz veriyi neden güvenilmeyen bir veri olarak düşünmemiz gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Sonuçta bu verileri sadece uygulama yöneticileri yani güvendiğimiz kişiler düzenleyebilir. Diğer merak ettiğimiz konu, kendi veri tabanımızdan aldığımız bir veriye gerçekten güvenilmeyen bir veridir diyebilir miyiz? Bu soruların cevapları tamamen içinde bulunduğumuz senaryoya ve uygulamanın taşıdığı risk seviyesine göre değişir. Örneğin Verilerin bir kısmı son kullanıcıdan gelirse ve herhangi bir uygun geri denetimi olmadan veri tabanına yazılırsa o zaman elbette artık veri tabanımızda olsa bile buna güvenilmeyen bir girdi demeliyiz. Aynısı konfigürasyon yani yapılandırma dosyalarındaki veriler için de geçerlidir. Bir yapılandırma dosyasında bulunan tüm verilerin güvenilir olduğundan eminsek güven sınırımızı bu yapılandırma dosyasını içerecek şekilde genişletebilir ve onu güvenilir bir girdi kaynağı olarak etiketleyebiliriz. Bir sonraki terimimiz zayıflık veya zafiyettir. Olması gerekenden daha fazla karışıklık yaratmamak için eğitim süresince bu terimleri birbirinin yerine kullanacağım. Ancak zayıflık, yazılımımızda varsa kötü şeylere yol açabilecek bir hata türü olarak tanımlanır. Öte yandan zafiyet, yazılımımızda sorunlara yol açabilecek var olan bir zayıflıktır. Hassas veri hırsızlığı, manipülasyon veya servis dışı bırakma gibi. Bir örnekle daha iyi anlayabileceğimize eminim. SQL injection yani SQL enjeksiyonu bir zayıflıktır. Yazılım genelindeki belirli bir güvenlik hatasına işaret eder. Oysa Twitter'da SQL injection varsa bu gayet ciddisinden bir güvenlik zafiyetidir. Bir ek not olarak güvenlik açıklarının farklı risk seviyeleri vardır. Bu güvenlik açıklarından bazıları gerçekten ciddi olabilir, bazıları ise olmayabilir. Göreceğimiz bir sonraki terim payload. Kötü niyetli kullanıcılar iyi hazırlanmış veya rastgele değerlere sahip güvenilmeyen girdiler göndererek uygulamamızdaki zayıflıkları bulmaya çalışırlar. Bu teknik bazen fuzzing olarak adlandırılır ve kullanılan değerlere payload'lar veya saldırı stringleri veya istismar kodu denir. Payload'lar tam sayılar gibi basit değerler olabileceği gibi anlamsız gibi görünen tekrar tekrar encoding uygulanmış stringler kadar karmaşık da olabilirler. Saldırganlar uzun payload listelerini hazırlamakta uzmandırlar çoğu zaman bu değerleri üretmek için otomatik araçlar kullanırlar. Payloadların çoğu enkod edildiğinden saldırıları anlamak ve belki de önlemek için iyi bir encoding standart bilgisi gerekir. HTML, URL veya JavaScript encodingleri çıkış amaçları olarak güvenlikle hiçbir ilgisi olmayan encoding standartlarından sadece birkaçıdır. Bununla birlikte deneyimlerime dayanarak Yazılım güvenliği için bunlar hakkında biraz bilgi sahibi olmanın her zaman iyi bir fikir olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bahsedeceğimiz son terim güvenli yazılımdır. Eğitimini alırken güvenli yazılımın tanımını öğrenmemek doğru olmaz. Güvenli yazılımı şu şekilde tanımlamaya başlayayım. Yazılımımızda bulunan bir hatayla yüzleşmek bizim için psikolojik olarak gerçekten zor olabilir. Genellikle kodumuzda hata arayan birini sevmeyiz. Sonuçta kendi yazdığımız kod mükemmel olmalı değil mi? Her zaman değil. Uygulamamız her zaman slayttaki gibi kritik hataları içerebilir ve muhtemelen de içerecektir. Mesela önemli bir veri gönderimi veya sayfa isteği sırasında HTTP 500 veya 403 yanıtları veya son kullanıcılarımızın bir değer seçmesi gerektiğinde ilgili combo box'ı olması gereken değerlerle dolduramamak. Bu hatalar müşteri, itibar ve tabii ki para kaybetmenize neden olabilir. Aynı şey güvenlik hataları için de geçerlidir. Birisi, çalışan uygulamanızda kritik bir güvenlik hatası bulduğunda slide'deki sonuçlara yol açabilir. Tüm müşterilerin özel bilgilerini çalmak ve bunlara yayınlamak, hatta satmak veya uygulamanızı uzun süre çalışmaz halde bırakmak veya Hacker tabiriyle owning olarak adlandırılan sunucularınızın tam kontrolünü ele geçirmek. Artık güvenli bir yazılımı tanımlamak çok kolay. Güvenli bir yazılım saldırı altında doğru şekilde çalışan yazılımdır. Saldırganların müşterilerimizin verilerini sunucularımızı ele geçirmesine veya uygulamamızı durdurmasına veya uygulamamızın yavaşlamasına izin vermez. Kısacası güvenli bir uygulama beklenen etkileşimlere izin veren ve geri kalan bütün etkileşimlere izin vermeyen akıllı bir uygulamadır.